Kim Milyoner Olmak İster yarışması çok konuşulan bir bölümle ekrana geldi. 18 yaşındaki Aybala Esmer Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük bir başarı elde etti. Ve bu yarışmanın tarihinde ilk kez 400 bin liralık soruyu açtırmış oldu. 400 bin lira değerindeki 11. sorumuz geliyor. Bir arkadaşımız daha önce katılmıştı, dedim ben de katılayım, ne olacak ki zaten, hani aramazlar etmezler diye düşünmüştüm. Ama süre çok hızlı ilerledi ve birden kendimi stüdyoda buldum. Merhabalar. ATV'nin ilgiyle izlenen yarışmasında lise öğrencisi İdil Aybala Esmer yarışmanın unutulmazları arasında yer aldı. Ben de lisede başladım münazara yapmaya. Okuldaki kulüplerden bir tanesine girdim. Münazara kulübüne girdim. Genç yarışmacının münazara hobisi ise yarışmada kendisine başarı kattı. Genelde baraja geliyordum evde ama bazen ilk sorularda elendiğim de oluyordu. Ya hatta programda da zaten ilk sorularda elenirim gibi bir fikir vardı aklımda, yani ilk iki soruda gibi. Ama tam tersi oldu. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu bir ilki yaşadı ve 400 bin liralık soruyu ilk kez lise öğrencisi Aybala için sordu. İlk defa 400 bin liralık sorunun anonsunu yapacağım. İlk defa? Evet, yani bu yeni para ağacından sonra 1 milyonluk sorunun anonsunu yapmıştım fakat bu yeni para ağacından sonra ilk defa yapıyorum. Çok iyi. 400 bin lira değerindeki 11. sorumuz geliyor. 16. yüzyılda Avrupa'da Türk buğdayı ve Türk tahılı olarak da bilinen hangisidir? A. Mısır. B. Yulaf. C. Susam. D. Ay çekirdeği. D. Ay çekirdeği son karar. Aslında başta Mısır diye düşünüyordum. Ay çekirdeği, hatta yani soruyu ilk gördüğümde ilk dediğim şey ay çekirdeği olamaz demiştim. Ama ondan sonra hep yani basiretim bağlandı diyelim. Gerçekten Mısır demem gerekiyordu. Ki başka bir gün olsa belki Mısır'da derdim. Ama başka bir gün olsa belki 400 binlik soruya da gelemezdim. Başarılı yarışmacı 30 bin lira ödül kazanırken 7'den 70'e tüm izleyenlerin takdirini kazandı. Sorular bildiğim yerlerden geldi. Jokerlerimi iyi yerlerde, yani çok iyi yerlerde kullanmadım ama yani genel olarak şanslıydım. Barajı geçtikten sonra da zaten çok rahatladım. Aybala, seni yürekten tebrik ediyorum. Teşekkür Gerçekten ederim. Hepimizi heyecanlandırıyorsun. Bir lise öğrencisisin aslında fakat o kadar doğru, o kadar güzel açıklamalar yapıyorsun ki, muhakeme yeteneğin o kadar gelişmiş ki gerçekten seni hayranlıkla izliyoruz, çok takdirle izliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ve bizi umutlandırıyorsun geleceğimize dair. Daha güçlü bakmamıza sebep oluyorsun. Çocuklarımız için de öyle. Ben neredeyse hiç negatif yorum görmedim. Ya aldığım mesajlar hep çok güzeldi. Çok güzel insanlar, çok güzel dileklerde bulunmuşlar. O yüzden çok çok mutlu oldum. Çok umutlarım yaşardı yani insanların bunu bu kadar pozitif karşılaması. Böyle olun.